Taraflar, davacı Bay İstavri Algon, Bay Vehbi Düzgün, davalı Malatyalı Sabri, Palamut Recep. Bay İstavri Algon ile ortağı Vehbi Düzgün, Malatyalı Sabri'ye 100.000 adet 7.65 çapında mermi çekirdiği ile 40 adet de Fransız onlusu vermişler. Aralarındaki anlaşmaya göre paranın tamamı mal tesliminde verilecekmiş. Lakin Sabri anlaşmaya riayet etmemiş. Paranın tamamını vermemiş. 40.000 lira borçlu kalmış. Borcunu da inkar etmemiş. Fakat aradan 3 yıl geçtiği halde parayı hala ödememiş. Borcu niye ödemedin Sabri? Ödeyeceğim abi. Ne zaman? Müsaade ederseniz 10 gün sonra abi. Sana 1 ay mühlet. Bay İstavri'ye parayı ödeyin. Sabri borcu bize yatıracak. Baş üstüne abi. Sabri, bir daha yanlış iş yaparsan ne olacak? Allah Kur'an çarpsın, bir daha yapmam abi. Bu seferlik affedin, 10 gün sonra borcumu öderim abi, söz. Peki Sabri, hadi git. Eyvallah abi, sağ ol abi. Fırat, sağ ol. Her türlü emirlerinize amadeyiz. Bu kadının kızını artist yapmak vaadiyle kandırmışlar. Elazığ'dan Şah İsmail'in mektubunu getirmiş. Kızın resmi falan var mı? Yanında kızın resmi var mı? Var efendim. Olmaz olaydı. Beni el aleme rezil rüsva etti. Allah belasını versin gözü kör olasıca. Resmini alın, isminiz ismini araştırın. Ha, aklıma geldi ya. Asım babanın oğlu Ömer de evden kaçmış, aradım. Allah sizden razı olsun. Sen Fırat Efendi'ye git, o senin derdini halleder dediler. Ta Elazığ'dan buralara geldim. Merak etme analık, en kısa zamanda senin kızını buldurtacağız. Ramazan gene kumara başlamış, karısı şikayete geldi. Kundaktaki çocuğu hastaymış, alacaklar kapıda beklermiş. Ramazan bir haftadır ortada yokmuş. Aslanım benim, aslanım! Beni kurtarsan kurtarsan sen kurtarırsın! Bu Ramazan katilden beter, hayırsız, insafsız, itim biri! Çoluk çocuk sefil olduk, evde su içecek kap bile kalmadı! Sonunda ortanca kızım da isyan etti! Ablam gibi ben de orospu olacağım dedi! Ramazan'ı bulun, Ramazan'a 5.000 lira verin. Bu karıyı boşasın, bir daha da eve gitmesin. Kızı evden alıp yatalı okula verin. Orospu olacaksa okumuş orospu olsun. Hayır! Olamaz! Hadi olamaz! Hadi yürü, ben koşamdan ayrıldım! 5.000 lirayı o ite vermeyin! Bana verin bana! Bu muydu senin insafın? Bu muydu büyük şartın? Cemil Efendi yıllardır Kasımpaşa'da kahvecilik yapıyor. Adnan Bey kahvenin karşısına bilardo salonu açmış. Mahallenin bütün gençleri oraya devam eder olmuş. Bunlar da